Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün LaTeX'le tez yazımı nasıl olur, tez makale nasıl, yazımı nasıl olur onu anlatacağım hemen hızlı bir şekilde. Öncelikle LaTeX'i şöyle bir başlangıç yapıyoruz. Document yazıyoruz buraya. Document class. Buraya kaç punto olmasını istiyorsak, mesela ben 12 punto olmasını istiyorum. 12 punto dedik. Yan tarafına geldik. Buraya da article yazdım ben. Örnek olması için. Örnek bir çalışma yapıyoruz burada. Öncelikle bir başlık oluşturmam lazım. Şu yan kısımda gördüğümüz çalışmayı oluşturuyorum arkadaşlar. Yan kısımda title diyoruz. Evet, title yazıyoruz mesela. Ne yazıyor? LaTeX ile, hemen şöyle yazayım ben. LaTeX ile tez yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz. Hemen orada yazar girelim. Yazar yazalım. Yani author diyoruz. Author'da da şöyle, şunu sildim hemen şuraya. Tugay Turan yazayım. T'yi de büyük yazalım. Evet arkadaşlar, ardından bir tarih diyor. Hemen oraya da date ekleyelim. Mesela örnek olsun diye. June 2020 dedik arkadaşlar. Ardından bir sonraki aşamaya geldiğimiz zaman begin document diyeceğiz. Hemen yapalım. Begin document dedik. O zaten end document'ı oluşturdu. Bu şekilde document oluşturmuş olduk. Hemen şurada make title diyoruz. Bir sonraki aşamada bölümleri oluşturacağız. Yani section kısmını oluşturuyoruz. Section'da mesela ilk olarak introduction, yani giriş kısmını oluşturduk. Bu kısma yazacağımız kesimler, yani şuraya yazayım. Bu kısma yazılan metinler giriş kısmını oluşturuyor. Oluşturur. Ardından bir başka section oluşturalım. Yani bölüm oluşturalım. Section oluşturalım. Mesela bu kısımda işte literatür taraması olsun. Tamam. Buraya da gene bu kısımda yazılanlar. Bu kısımda yazılanlar. Literatür taramasını oluşturur yazalım. Örnek olması için oluşturuyorum çalışmayı sizin için. Ardından şuradan çalıştırıyoruz. Çalıştıralım bakalım. Evet, oluşturdu. Gördüğünüz gibi introduction var. Bu yazını kısmını oluşturur. Mesela bir bölüm daha ekleyelim. Örnek olsun arkadaşlar. Bu bölümde section diyoruz gene. Sonuç. Sonuç kısmını da ekleyelim. Tamam. Buradan hemen tekrardan yenileyelim yazdıklarımızı. Mesela sonuç kısmı olanlar da burada olsun. Burada olacak. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi sonuç kısmında olanlar burada olacak şeklinde. Peki bu PDF olarak nasıl? Hemen indirelim. Açıyoruz PDF'i. Gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde, hiçbir şekilde ekstra düzenleme yapmıyoruz. Bunun gibi bu temelimizi oluşturacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunun üzerine eklemeler yapacağız. Mesela giriş kısmında işte yazıyı ortalama veya sayfayı boyutlandırma gibi özellikler olacak arkadaşlar. LaTeX'i neden kullanmalıyım? Word'ü neden LaTeX'ini tercih etmeliyim gibi sorularınızın cevabı açıklamalar kısmında benim Twitter'da attığım tweet'te olacak. Orada bütün sorularınıza yanıt olacak arkadaşlar. Gene sorunuz varsa videonun altına yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoların devamı gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.